Evet, Kastamonu Üniversitesi'ndeyiz tekrardan. Herkese merhabalar. Bugün Ahşap Araştırma, Geliştirme ve İnovasyon Merkezi'ndeyiz. Önder Hocam'la beraberiz. Hocam hoş geldiniz. Kendinizi tanıtarak başlayabilir misiniz? Tabii ki. Sizler de hoş geldiniz. Ben Doçent Doktor Önder Tor. Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü öğretim üyesiyim. Aynı zamanda üniversitemiz Ahşap Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi müdürlük görevini yapıyorum. Burada ilk önce isterseniz binadan bahsedeyim, daha sonrasında yapılan işlerle alakalarını konuşabiliriz. Binamız 1088 metrekareden oluşuyor. İdari kısım, imalat kısmı, malzeme deposu ve ağaç işleriyle alakalı olan farklı bir bölümümüz var. Burası yaklaşık 150 metrekarelik bir alan. Şu anda bulunduğumuz yer idari alan. Burada tasarım dersliğimiz, yönetim ofisi, teknikerlerin kullandığı bir ofisimiz daha var. Diğer tarafta da demiş olduğum gibi imalathanemiz, malzeme depomuz ve yine ağaç işleriyle alakalı farklı alanlarımız mevcut. Toplam imalat alanımız hemen hemen 700 metrekarelik bir alanda. Malzeme depomuzun olduğu yerde 250 metrekarelik bir alanımız var. Toplamda da dediğim gibi 1088 metrekarelik bir tesis. Bu tesis İBE desteğiyle yapıldı. Üniversitemizin kendi imkanlarıyla da diğer kalan işleri tamamlanmaya çalışıldı. Burada önemli olan hususlardan bir tanesi de İhtisaslaşan, ormancılık alanında ihtisaslaşan tek üniversiteyiz Türkiye'de. Bu anlamda da yazmış olduğumuz, hoca arkadaşlarımızla beraber yazmış olduğumuz proje kapsamında da eksik olan makinelerimizi tamamlamaya çalıştık. Yazdığımız proje özellikle mobilya eğitim, tasarım ve ürün geliştirmeye yönelik bir projeydi. Bu da hemen hemen bitmek üzere. Bunun da raporunu ve diğer çalışmalarını devam ettiriyoruz. Hocam bize işin mutfağını gösterebilir misiniz? Daha çok neler var, makineler nasıl, ne tip üretimler yapıyorsunuz? Bunları görebilir miyiz acaba hep beraber? Tabii ki görebiliriz ama öncesinde şunu söylemekte fayda var. Bizim burada yaptığımız çalışmalar özellikle yani hem kendi üniversitemizin ihtiyacını hem diğer kamu, kurum ve kuruluşların ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çalışmalar yapıyoruz. Özüne inmek gerekirse de aslında iç mekan ve dış mekan tasarımları, iç mekan ve dış mekanda kullanılan mobilyaların tasarımlarını ve üretimlerin burada gerçekleştirme mümkün. İç mekan olarak bakıldığında aslında kitaplıklar, dolaplar, dekoratif raflar, anahtarlıklar, kitaplık vesaire ürünlerimiz oluyor. Dış mekanda da özellikle kamelya, oturma yerleri, bunların içerisinde tabii banklar var, yine taş banklar. Bunların hepsinin üretimi mümkün aslında burada. Bunların hepsinin üretimi mümkün. Bunları da üniversitemiz içerisinde genel olarak hani yapıyoruz. Ama diğer kurum ve kuruluşların da ihtiyaçları olursa da onları da yapmaya çalışıyoruz. Şu anda çok güzel bir yerdeyiz. Burası tasarım dersi olarak geçiyor. Burada özellikle Orman Endüstri Mühendisliği bölümü öğrencilerinin almış olduğu bazı dersler var. Bu dersler kapsamında burada tasarım yapıp hemen imalathanede bu tasarımlarını ürüne dönüştürme fırsatı bulabiliyorlar öğrencilerimiz. Sadece Orman Endüstri Mühendisliği bölümü öğrencileri değil, diğer birimlerimizin, diğer bölümlerimizin öğrencileri de burada bir fiil tasarımlarını yapabilme imkanları var. Hatta sadece üniversitemiz kapsamında değil, eğer dışarıdan da bununla ilgili bir talep olursa halkımıza da kapımız açık. Her zaman burada onlara destek olmaktan gurur duyarız. Evet, şu anda imalathanede CNC ebatlama makinesinin başındayız. Önder Hocam, neler söylemek istersiniz? Bu makinemiz bizim modüler mobilya özelinde çok önemli olan makineden bir tanesi. Bu makineyi yine az önce bahsetmiş olduğum gibi mobilya eğitim, tasarım ve ürün geliştirme projesi kapsamında üniversitemize kazandırdık. Makine ile alakalı şunu söyleyebilirim. Ahşap esaslı kompozit malzemelerin özellikle yonga levha, MDF gibi malzemeleri direkt olarak ebatlayabildiğimiz bir makine. İstediğimiz ölçüleri program sayesinde girip daha sonrasında bunların farklı ölçülerde parçalarını alabiliyoruz. Aynı zamanda program sayesinde de hangi parçanın hangi boyutlarda olduğunda bir çıktısını alıp üzerine yapıştırıp bu malzemenin nerede nasıl kullanılacağını direkt olarak kendimiz görebiliyoruz. Makinenin asıl ustası Veysel Bey de yanımızda. Evet Veysel Bey, ne yapıyor bu makine? Bu makine tam olarak ebatlama makinesi bu makine. Parçayı olduğu gibi makineye verdiğimiz zaman 3 tane parçayı üst üste kesebilecek kabiliyette bir makine. Bu makine mesela istediğimiz ölçüleri bilgisayarımıza giriyoruz. Bilgisayarımıza girdiğimiz zaman istediğimiz ölçülerde ebatlarını alabiliyoruz. Evet.
Şu anda kenar bantlama makinemizin yanındayız. Az önce ebatlama makinesinde parçalarımızı kesmiştik. Şimdi de bunun kenar kısımlarının bantlama işlemlerini yapacağız. Bu makinede özellikle modüler mobilya konusunda önemli olan makinelerden bir tanesi. Şimdi burada eğitim gören bir öğrenciyle beraberiz. Kendi tanıtarak başlayabilirim. Merhabalar, öncelikle merkezimize tekrardan hoş geldiniz. İsmim Muhammed Mustafa Kavaklı. Orman Endüstri Mühendisliği son sınıf öğrencisiyim. Lisans eğitimimizde gerekli aldığımız teorik derslerden sonra bu derslerimiz mobilya endüstrisi dersi, kereste endüstrisi dersi, gerekli yazılım dersleri ve uygulamalı eğitimlerimizden sonra buraya gelerek burada gerekli müdürümüz Sayın Doçent Doktor Önder Tör önceliğinde ve gerekli yetkin personelle birlikte aldığımız teorik dersleri burada uygulamalı olarak gayet yetkin bir şekilde öğrenmekteyiz. Bu çalışmalarımızın arasında makine bilgisi, gerekli ahşap oymacılık, ahşap işleme, lazer eğitimleri de birebir burada tanık olmaktayız. Burada aldığımız gerekli uygulama eğitimler ve teorik bilgiler bize ilerleyen meslek hayatımızda gerekli donanım, bilgi ve beceriyi kazandıracağına gerçekten içten bir şekilde inanıyorum. Bu konuda burada çalışan personeller ve Önder hocamız bize gerçekten özverili bir şekilde yaklaşmakta. Bu yüzden onları sizlerin huzurunda da teşekkür etmek istiyorum. Biz teşekkür ederiz. Burada senin de bir projen varmış. Evet, bu projeyi bize anlatmak ister misin? Burada üretimde hangi aşamalarda buranın imkanlarını kullandın gibi gibi. Bunu senden dinlemek isterim. Aslında oyuncağımın ismi Çevirbil. Bu oyuncağımı geçen sene Önder hocamızın önderliğinde düzenlemiş olduğumuz oyuncak yarışması kapsamında Ahşap Kültürü Araştırma Uygulama Merkezi'nde görevli olan personelle birlikte hazırlamış bulunmaktayız. İlk olarak masif ahşap çıtalarımızı gerekli makinelerden geçirdikten sonra boyama, şekillendirme, biçme şeklinde hep birlikte burada güzel bir proje çıkardık. Bu projeyle birlikte de oyuncak yarışmasına katıldık. Bu şekilde merkezimizde güzel projeler gerçekleşiyor hep birlikte. Evet Önder Hocam, burada çok güzel, çok farklı projeler görüyorum. Bunlara dair neler söylemek istersiniz? Burada özellikle tasarım tescili alınmış olan ürünler var. Biz kendi merkezimiz bünyesinde üretmiş olduğumuz şövalye ve taburesi, aynı zamanda plaket ve kutusu var. Bunların merkezimiz bünyesinde tasarım tescilleri alındı. Geçen sene ahşap oyun ve oyuncak tasarım yarışması düzenlemiştik. Orada derece alan bazı oyunlarında, tasarımlarında tasarım tescilleri alınmış durumda şu anda. Farklı oyunlar farklı amaçlar için kullanılıyor. Çocukların gayet eğlenerek kullanabileceği bir takım oyuncaklar. Evet hocam, emeklerinize sağlık gerçekten. Bu ikisinin, tabure ve plaketin, evet, burada üretildiği, evet, ve diğerlerinin yapılan yarışmada, evet, derece alanların olduğunu söylediniz. Gerçekten çocuklar için çok eğlenceli gözüküyor. Evet. Yani ben de küçükken Legolarla oynamayı çok severdim. Ama baktığımız zaman kendi elimizden çıkmış böyle güzel projeleri görmek de çok güzel. Elinize emeğinize sağlık. Yarışmaya katılanların da eline emeğine sağlık diyelim buradan. Diğer durağımıza geçelim. Tamam. Şu anda CNC yüzey işleme makinemiz var. Bu makinemiz özellikle farklı malzemelerin yüzeylerini işleme yaparken kullandığımız bir makine. Bu malzemeler de genellikle MDF veya yonga levhalar oluyor. Yonga levhan ham şekliyle de yine işleme yapabiliyoruz. Kaplamalı şekliyle de yine işleme yapabiliyoruz. Her türlü işlemenin yapılabildiği, farklı bıçakların kullanılabildiği bir makine. Şöyle, makinemiz güzel iş çıkaran bir makine. Hocamın da bahsettiği gibi yüzey işleme, özellikle işte kapak, logo işlemlerinde bayağı güzel işler çıkarır. İlk önce AutoCAD'de yapılan çizimlerimizi, bunun programı Alpacam. Alpacam'e farklı programlar üzerinden göndererek çizimlerini vesaire düzeltme, kendi programın işlemi haline getirdikten sonra makinemize gönderiyoruz. Orada verdiğimiz koordinatlar düzeyinde farklı bıçaklarla işlem yaparak ürünü bize teslim ediyor. Bir ürün tasarlayalım mı sizle? Tabii ki. Tamam, o zaman uygulamalı olarak görelim. Bu yaptığımız çalışma üniversitemizin logosu göründüğü gibi. Aslında bunu ham MDF üzerine işliyoruz. Daha sonra logomuzun renginde
boyalar yapılıyor, boya işlemleri yapılıyor. Ama sizin görmeniz için böyle açık ve koyu renk belli olsun diye öyle bir çalışma yaptık. Bundan daha önce üniversitemizin farklı işlerinde kullandık. İşte petek kapaması veyahut banko yapmıştık. Onların üzerinde uygulamıştık. Oradaki bir çalışmamız. O şekilde. Evet, şu anda imalat bölümünde Cihan ustamızla ahşap oyma ustasıyla beraberiz. Kendinizi tanıtarak başlayabilir misiniz? İsmim Cihan Metinoğlu. Kastamonu Ahşap Araştırma Merkezi'nde çalışıyorum. Burada ahşap oyma ustasıyım. Genelde burada üniversitemiz içinde masa, sehpa, genelde hediyelik eşyalar, küçük cihaz sandıkları. Bu tür şeylerle genelde ahşap oyma ustası olarak görevliyim. Ve burada 7 senedir ahşap merkezinde çalışıyorum. Bu tüm gördüğümüz şeyleri aslında el işçiliğiyle teker teker siz yaptınız. Doğru mudur? Evet, bunların hepsi komple el işçiliğidir. Genelde makine yoktur. Ve hepsi de kabartma motifi olarak geçiyor. Ve bir sürü de çeşit oyma çeşitlerimiz de vardır. Yapmış aslında olarak. Oradaki CNC makinesiyle sizin bir savaşınız var içten içe, doğru mu abi? Evet. O makine yapıyor, bu el işçiliği yapıyor, el işi. O tamamen kusursuz ama bu kabul edilebilir kusurlarda mı oluyor? Evet, aynen doğru. Aslında böyle hafif küçük kusurlar, el işçiliğindeki kusurlar daha güzel gözüküyor insanlara. Mesela yapay zekaya bir müzik yaptırıyorlar ama insanların hoşuna gitmiyor bu. Neden? Çünkü aslında o notalardaki küçük farklılıklar vesaire insanların daha fazla hoşuna gittiği gözlemlenmiş. Belki de el işçiliğinin hala günümüzde değerini kaybetmemesinin nedeni budur diyebilir miyiz abi? Aynen doğru. Evet, şu anda imalathanemiz içerisindeki ahşap bölümündeyiz. Evet. Lokman hocam, burayı bize tanıtabilir misiniz? Burası da tesisimizin, merkezimizin ahşap ve ağaç işlerinin yaptığımız makinaların bölümü. Diğer taraflarımız panel bölümüydü. Şöyle kısaca ben makinalarımızı göstereyim. Bu freze tezgahımız. İşte malzemelerin kenarlarına motif, kanal açma işlemlerini yapıyoruz bunda. Şöyle sırasıyla gider ise burada yatar dairemiz var. Gönye kesme işi, parçalarımızın boylarını kesme işlerinde kullanıyoruz bu makinamızı. Şu makinemizde ufak el aleti olarak geçer ama bu da baş kesme, ondan sonra gönyeli kesme olarak uygulama yapan bir makina. Bu makinemizde kalınlık, ağacımızın yüzeyini temiz bir şekilde, gönyeli bir şekilde çıkartmaya yarar. Şu makinemiz ise bu da planya, kırklık bir planyamız. Bunu da ağacımızın bir yüzeyini temiz gönyeli kestikten sonra kalınlığımıza geçer. O işlemi yapan bir makina. Burada da bir şerit tezgahımız var. Şerit testere makinamız. Bunda da kaba ağacı dilme işlemine yarar. Kerestemizi keserek biçerek diğer makinelere işlemi yapmak göndeririz. Yani bir mobilyanın üretimi için, evet, bu tesiste her şey mevcut hocam. Her şey mevcut bu tesiste, evet. Yani baştan sona Şöyle ben izah edeyim size. Ahşap bölümünde olduğumuz için burada kamalya imalatımız, ahşap piknik masaları. Sadece mobilyayla sınırlı değil. Değil, iç, evet. Tabii iş mekan, diş mekan uygulamamız her türlü var. Panel mobilya hattında da modüler mobilya, dolap, masa. Ayrıca dekorasyon yaptığımız ürünler var. Mesela örneğini vereyim, işte restoran çalışması yaptık. Konuk evlerimize vesaire güzel güzel ürünler buradan bir şekilde çıktı imalathanemizde. Hocam, elinize emeğinize sağlık. Eklemek istediğiniz bir şeyler var mı? Bu çalışmalarımızı dışarıda, yani özel sektörden bilinmesini istiyorum. Gelip burayı görmelerini, nasıl makinalarımızı özellikle görmelerini istiyoruz. Böyle bir tesisin ben zannetmiyorum kamu kurumlarında olduğunu, gelip görmelerini, bizden destek almalarını istiyorum açıkçası. Katıldığınız için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi çalışmalar dilerim. Sağ olun. Evet, şu an imalathanemizde yükleme çerçevesi deney makinamızın başındayız, değil mi hocam? Doğru, evet. Telaffuz ettim. Hocam, kendinizi tanıtarak başlayabilir misiniz? İsmim doktor öğretim üyesi Mustafa Öncel. 12 yıldır Orman Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak çalışmaktayım. Memleketim Eskişehir. 2012'den beri burada çalışıyorum. Peki hocam, bize bu cihazdan, makineden bahsedebilir misiniz? Cihazımız yükleme çerçevesi olarak geçiyor. Bu cihazımızın ana işlevi ahşap veya betonarme, kolon, kiriş veya duvar malzemelerinin mukavemetlerinin tespit edilmesi. Diğer bir özelliği ise
Deprem esnasında yapılar sağa sola veya aşağı yukarı yönlerde hareket etmekte. Bu hareket esnasında malzemelerin yapısında bir enerji absorpsiyonu meydana gelmekte. Bu enerji absorpsiyonu az olması veya hiç olmaması durumunda malzeme kırılarak yapı çökmekte. Biz burada o enerji absorpsiyon miktarını malzemelere o salınım hareketinin taklit ederek malzemelerin enerji absorpsiyonunu ve mukavemetini tespit ediyoruz. Şimdi ahşap malzememizi inceleyecek olursak, ahşap malzememiz betona kıyasla 4 kat hafif, çeliğe kıyasla 16 kat hafif bir malzemedir. Mukavemetlerini incelediğimizde ise ahşap malzeme, beton malzeme, C34 beton malzeme 34 Newton bölü milimetre kare bir kuvvete dayanırken ahşap malzememiz 25-35 Newton bölü milimetre kare kuvvete dayanabilmekte. Yani neredeyse beton kadar sağlam bir malzeme. Ayrıca kayın gibi yapraklı ağaç odunları kullandığımızda ise 60 Newton milimetre kareye kadar ciddi kuvvetlere dayanabilmekte bu malzememiz. Diğer hafif olması sebebiyle yapılarda ölü yükü azaltıyor. Ölü yükün azalması sayesinde temel çalışmalarında daha az malzeme kullanılmasını sağlıyor. Duvarların veya kolon kirişlerinin daha ince olmasını sağlıyor. Ölü alanları azaltıyor ve yapının daha işlevsel hale gelmesini sağlıyor. Yapılarda ahşap kullanımını tavsiye ediyorsunuz. Tavsiye ediyoruz. Yani. Evet. Diğer bir şey de. Şimdi ahşap malzememiz esnek malzeme. Bu esnek olması sayesinde deprem esnasında kırılmak yerine daha çok esneyerek yapının hemen yıkılmamasını, daha uzun süre sağlam kalmasını sağlıyor. Peki hocam, burada Kastamonu'da yetişen belli başlı bazı ağaçlar vardır. Bunlardan hangileri sizce yapı için daha uygun? Şimdi yapı için normalde iğne yapraklı ağaçlar, yani çam türü ağaçlar kullanılır. Hem bol bulunuyor hem kullanımı kolay. Özellikle göknar reçine de vermemesi sebebiyle çok sık kullanılan bir malzemedir. Bu tarz ahşap yapılarda veya gullam, CLT gibi malzemelerin üretiminde çok kullanılan bir malzeme göknardır.